أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Evet kıymetli müminler, Mevla Teala bizleri yine yeni bir dönemde, medreseler derse başlayınca yeni dönem başlamış oluyor. Yeni bir dönemde yine sohbetlerde bir araya getirdi. Bu ilim meclislerinin devamını, bizlerin buraya devam edebilmesini ve burada hasıl olan ecre hepimizin nail olmasını Mevla bize nasip eylesin. Bu meclisler devam etmeyince veya insanlar bu meclislere katılmayınca kalpler haram işlemeye, günaha düşmeye kolaylıkla düşebiliyor. Ve bu kolaylaşabiliyor. İlim meclisleri bizleri fenalıktan koruyor. Tıpkı namazın kötülüklerden koruduğu gibi, kötü işlerden koruduğu gibi ilim meclisleri de bu işi namaz gibi muhafaza edebiliyor. Niye? Çünkü Allah-u Teala aleyhisselam efendimize fezekkir. O insanlara benim emirlerimi hatırlat. Onlara sık sık bunu tekrar et. فَاِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَى الْمُؤْمِنِينَ Çünkü hatırlatmak insanlara fayda verir. Bir insan belki bir hatayı bir kere uyardığında anlayabilir. Bir tanesi ikinciye, üçüncüye muhtaçtır. Beşinciye, altıncıya muhtaçtır. Veya defalarca söylemeye muhtaçtır. Ama onu sen sayısını bilemediğin için tıpkı Nuh Aleyhisselam'ın 950 sene tebliğ vazifesi yaptığı gibi ne kadar yapman gerekiyorsa Allah hükmünü verinceye kadar senin bunu hatırlatmak gibi bir vazife devam ediyor. Bu noktada bizim ümmeti Muhammed'in evlat yetiştirme konusunda ayağının tökezlediği bu konularla ilgili yerler var. Evlat yetiştirmeyi Allah rızası için yapamayınca, Allah'ın razı olduğu şekilde evladını yetiştiremeyince kendisi bir yaştan sonra artık 50'lerden 60'lardan sonra tövbeye nasip olup da tövbe edip kendini Allah yoluna adadığında oğlunun kendisinin gençliğini yaşadığı hataları yaşaması gözünün önünde ona acı veriyor. Yani oğlum ben bu yollardan geçtim, ben de bunları yaşadım, namazsızlık çok kötü, yani senin bu düştüğün yollar iyi değil diye içinden geçirse de ama oğlan onu dinlemiyor. Çünkü onun da yaşaması gereken bir takım demek ki artık tecrübeler var. Ya da bir yerde dank edecek kafasına ki inşallah eder. Etmeden ecelin bitmiş olduğu sahneler de var malumunuz. Evlat yetiştirmek şu maalesef de gündemimizde ciddi bir konular var son bir haftadır. İşte geçen hafta bugün biliyorsunuz Edirne Kapı surlarda bir cinayet işlendi. Yani bir artık satanist bir ayine kurban giden bir hanım kız var. Yarım saat evvelinde başka bir hanım kız daha var. Ve sonra da işte intiharla kendi vazifesini taçlandıran bir kandırılmış bir çocuk var. Yani bu çocuk 19 yaşında. Kestiği kızlar da 19 yaşında. Daha hayata yeni başlamış. Hani Said o şeyin ömrü 70 sayıp da yarısı 35 sayan adama göre bile daha ömrün yarısının yarısına gelmiş. Ama böyle bir olaya fail oldu. Peki geride bakın bir hafta geçti. Şimdi bizim medrese tam o surların orada. Her gün oradan geçiyorum. İnsanlar hala daha oradan geçerken surlara bakıyorlar. Yani arabayla geçen yavaşlıyor. Yaya geçen duruyor. Kafasını burçlara doğru kaldırıyor. Ağır bir şey yani. Hepimiz çok etkilendik. Yani birkaç gün etkisinden kimse çıkamadı. Ama bir o aileyi düşünün şimdi. Bir de biraz daha artık kız tarafının, işte erkek tarafının, babalarının, annelerinin ifadeleri alındıkça olayı da deşiliyor. Yani bu annenin, geride kalan bu annenin yani acısı hani başı önüne fırlatılan bir sahneyi yaşadı. Evladının başı önüne fırlatıldı. Ama işte ifadeler bakılıyor ki zaten bir sene evvel beraber intihar teşebbüsleri yaşanmış. Yani aslında sıradan bir sevip elde edemediği kızı öldüren erkeğin cinayeti yok orada.
Hani var ya böyle ya benimsin ya toprağın. Benim olmazsan kara toprağın olacaksın diye saplantılı erkek profilleri var ya. Şu işte gece 2'de altına geçirdiği Tofaş'la son ses müzikler açıp herkesi uykusundan uyandıran. Ben bu kızın sevgisinden uyumuyorsam kimse uyumasın ulan diye bütün mahalle ayağa kaldıran. İşte o çocuğun vurduğu, öldürdüğü bir kız değil aslında bu olay. Bambaşka bir şey yazıyor altında. İşte babası diyor ki çocuğun babası, işte 16 yaşındayken namaz kılan bir çocuktu. Namazı bıraktı, pandemi oldu, içine kapandı, bilgisayara girdi. İşte biz odaya girdiğinde bilgisayarı kapatıyordu, ne yaptığını bilmiyorduk. Hangi dünyalara düştüğünü bilmiyorduk. Bir bunalıma girdi diyor. Yani gördüğünüz gibi aileden kopan bir çocuk ve beraberinde hayattan koparılan iki tane daha genç kızın neticesine götüren bir olay var yani. Ama hani şeyi de geçelim. Şimdi mesela işte yorumcular şunu yorumluyorlar. Hani kızın surlara çıktığı sahneler çıktı kameralardan filan. Hani zorla götürülen bir olay yok. Tutup elinden böyle sürükleye sürükleye öldürmeye giden bir sahne yok yani. Çocuk gidiyor surla çıkıyor. Yarım saat sonra kız geliyor kendisi çıkıyor. İşte geçilemeyen bir geçit var. Oradan çocuk yardım ediyor kızı oraya geçirmeye filan. Zaten aylarca yıllarca buluşma noktalarıymış. Şimdi bu sahneler bakın biz işittiğimizde nasıl hallere düşüyoruz? Bu gerçekler bu evlatların ailelerine, anne babalarının da yüzüne çarpılıyor. Yani evladının gittiğine mi yansın, ne yolda gittiğine mi yansın? Acayip bir nokta. Çok ağır bir nokta. Allah onların da acısını dindirsin. Onların da yardımcısı olsun. Çok ağır bir imtihan geçirdiler. Yani bir de öbür tarafı düşünün. Yani katilin ailesini düşünün. Yani bir baba var, oğlunun hayrını görmemiş. Beraberinde iki tane daha hayatı, iki tane aileyi de yıkmış gitmiş. Oğluna mı yansın? Oğlunun yüzünden ölen kızlara mı yansın? Toplumun senin çocuğunun bilmem diye sövdüğü sahneleri duydukça neye yansıyacağını bilmeyen bir adam profili de var orada. Yani üç kişiyle oğlunu toprağa gömdü işte adam. Yani hiç kimse günün birinde böyle bir sahneye şahit olmak için evlat yetiştirmiyor. Yani o çocuğunu 20 sene önce kucağına aldığında o adamın hayalleri bunlar değildi. O annenin belki en büyük hayali o kızın evden duvakla çıkmasıydı, gelinlikle çıkmasıydı. Yani kefene sarılacak vücut bile kalmadı ortada. Hiç kimse bu hayallerle, yani hiç kimse bu hedeflere, bu sonuçlara çocuk yetiştirmiyor. Yani çocuk sahibi olan hepiniz biliyorsunuz bu işleri. Ama işte şöyle bir nokta var ki, şöyle bir problem var ki bizler çocuk sahibi olmanın nedenini unuttuk. Niçin çocuk sahibi oluyoruz? Bu ıskalanıyor. Dün bir düğün sohbetindeydim. Orada hem aile dostum olan bir abinin çocuğuydu. Sordum, dedim ki şimdi mesela damada sorsak sen niye evleniyorsun? Cevabı şu olacak. Hadi şöyle 20 küsur yaşında bir çocuk sevmiş almış evleniyor işte mutlu. Cevabı ne olacak? Hocam mutlu olmak için evleniyorum. 50 yaşındaki babasına sorsak abi sen niye evlendin? Vallahi zamanı geldi evlendik diyecek. Onun da babasına sorsak diyecek ki vallahi bana karım bu dediler. Abi de senin düğünün dediler. Olay bitti diyecek. Şimdi biz bu hayatın akışında değişen olaylarda niçin evlendiğimizi ve evlendikten sonra da niçin çoğaldığımızı, niçin ürediğimizi unuttuk. Hedefi unuttuk. Çünkü insanoğlu ölümlü ama ölmeyi istemez. Yani mesela Musa Aleyhisselam'ın meşhur kıssası da var malumunuz. Hani Azrail Aleyhisselam geldiğinde hadi ya şimdi mi diye o da bir bocalıyor, yadırgıyor. Sonra diyor ki Mevla ilham yoluyla isterse elini bir öküzün sırtında koysun. Elinin kapladığı alanda kaç tane tüy varsa ona o kadar daha yıl vereceğim ömrüne. Peki ya sonra ya Rabbi? Yine ölüm var. O zaman gerek yok beklemeye yani. Ha o tüyler de eklensin eklenmesin diyor. Yani insanoğlu öleceğini bildiği halde yaşayan tek canlı. Yani kurbanlık koyunu siz bağladığınızda bayram namazına gidiyorsunuz, geliyorsunuz, bıçağı biliyorsunuz. O orada hala önünde leğende su varsa su içmeye çalışıyor. Yani ne bu yani? İki saniye sonra öleceksin. Bilmiyor çünkü. Ama öleceğini bilen tek canlı insan. Buna rağmen ölmek de istemiyor. Yok olmak da istemiyor. İşte o yüzden
benden sonra geriye bir şey kalsın, bir eser kalsın diye insanlar ürüyorlar, çocuk sahibi oluyorlar. Ve nesil devam ediyor. Esas amaç bu zaten. Yani hedefte insanların çocuk sahibi olmasındaki gaye bu. Mesela bir adam arkasında oğulları, kızları olup da ölüm döşeğinde olduğunda biraz daha teselliyle gidiyor yani. İşte bak arkamızda çocuklarımız var diye. Bir de torunu varsa, hani şimdi aslında torun sahibi olanlar, hani evlattan daha tatlı, çocuk cevizin kabuğuysa evlat, torun onun içi falan diye böyle tasvirler yapıyorlar. Peki neden torun daha tatlı geliyor? Halbuki hani sen doğurmadın, senin doğurduğun doğurdu bunu mesela. Niye o daha tatlı geliyor? Çünkü arkasında bırakmış olduğu eser bir eser daha bırakmış oldu. Yani o, bu adamın dünyadan giderken bıraktığı şey perçinlendi artık. Torun o yüzden daha çok tatlı. Ama bütün bunlarla beraber şimdi bu bir ihtiyaç. Yani insanın üremesi bir ihtiyaç. Beşeri bir ihtiyaç. Ama bunun altına, hani nasıl ki uyku ihtiyaç ama ben uyumaya niyet hazırlandığımda, sabah namazına kalkmaya niyet ederek yatağa yatıyorsam ne oluyor? Bu da ibadet oluyor. Bir de yatsıyı cemaatle kıldıysam gecenin yarısını ibadetle geçirmiş oluyorum. Yani normal ihtiyacım olan uyku, ben namaza kalkmak niyetiyle yattığımda ibadet oluyor ya. İşte esasında benim zaten dünyaya geliş sebebim, dünyada var olma sebebim, akışına bırakıldığında zaten olan bu çocuk meselesi, eğer niyet Allah rızasını kazanmak, ardında salih evlatlar bırakmak olursa ibadet oluyor. Çünkü Ademoğlu öldüğünde ameli kesiliyor. اِذَا مَا تَبَنُوا آدَمْ اِنْ قَطَعَدْ اَمَلَهُ اِلَّا بِثَلَاسٍ اِلَّا. Üç şey dışında insanoğlunun öldüğünde ameli devam etmez. Bunlardan birisi, ilk iki madde, şu an konumuz değil ama hani ilim bırakmıştır, talebe yetiştirmiştir. İkincisi zengin bir adamdır, sadaka-i cariye bırakmıştır, yol yaptır, köprü yapmıştır, ondan hala istifade ediliyordur. İşte üçüncü madde, asgari noktada Allah-u Teala'nın evlat bahşettiği her ebeveynin hedefi olduğu, dahil olduğu nokta, veledun salihun yedu lehuma. Salih bir evlat bırakır arkasında, o da ona dua eder ve bu adamın amel defteri kapanmaz. En basitinden, 5 vakit namaz kılan bir evladınız varsa her teşebbütte ne okuyor? Allahümme gfirli ve li valideyye. Ya Rabbi beni affeyle, anne babamı affeyle diyor. Siz kabirde onun o namazıyla sevap kazanıyorsunuz. İşte amel devam ediyor. Bu noktada işte evlat bu hususta benim hem kabirde amelimin devam etmesi için, ahirette yüz akım olması için, hem de bu dünyada benim adımı, sanımı, şanımı, hayrımı devam ettirecek bir nedir? Bakiyedir, geride bıraktığım şeydir. Ama işte banteli burası ki evlat imtihanı en ağır imtihan. Evlat imtihanı en ağır imtihan. Her zaman hayırla sonuçlanmıyor, her zaman iyilikle sonuçlanmıyor. Her yetiştirdiğin evladın salih olmuyor. Veya her evladını, hani karneyi kendimize biz burada çıkaralım, her yetiştirdiğimiz evladı salih evlat olarak yetiştiremiyoruz ebeveynler olarak. Yoksa Aleyhisselam Efendimizin açık bir beyanıdır. Kullu mevludin yuledu ala fıtratil İslam veya alal İslam, alal fıtra veya pek çok tarik var. Her doğan çocuk İslam üzere doğar. Temiz fıtrat üzere doğar. Hakkı kabul edecek şekilde doğar. Ondan sonra onun annesi babası onu dinini başkası değiştirir veya Müslüman olsa bile anne babası ona İslam terbiyesi vermezse bu çocuk haktan uzaklaşır, hakkı kabul etmez. Yani selim akılda olan birisi, düşünün, yani içtiğinde beynini uyuşturan, böyle zombiye dönüştüren uyuşturucu kullanır mı? Hayır, kullanmaz. Yani bugün anket yapalım şurada, uyuşturucu içmek mantıklı mı? %100 mantıksız çıkacak. Ama kullanım oranına bakalım, sokaklar dolu, köşe başları dolu. Peki bu gençler niçin uyuşturucuda teselli buluyorlar? Niçin bu tuzağa düşüyorlar? Niçin buralara kayıyorlar? İşte burada bizim ebeveyn olarak evlat yetiştirme karnemizi görebiliriz. Bir babanın karnesi veya
bir mahallenin, Müslüman bir mahallenin kaç tane bu şekilde kaybı varsa ümmet karnesi olarak ortaya çıkabilir. Büyütebilirsiniz sahneleri. Sadece bir çocuğun uyuşturucuya müptela olması kendi anne babasının suçu değil. Sadece onunki değil. Böyle bir problem var önümüzde. Böyle bir evlat yetiştirmek gibi bir imtihan var önümüzde. Yani aslında biraz beli bükülmüş, biraz böyle artık ayağa camiye alışan hacı amcaların ortak şikayeti, o çay bahçesine oturduklarında, çay ocağına oturduklarında çayı, şekerini karıştırırken oğlunun dertlerini karıştırıyor, kızının dertlerini karıştırıyor. Bu değişmez bir kaide şu an ülkede. Gidin bütün cami çay ocaklarında herkes şikayetçi birbirinden. Evladından şikayetçi. Hani aslında Allah-u Teala kıyamet sahnesini anlatırken kişi hani anası oğlunu bırakıp kaçacak diye o kıyametin dehşetini anlatıyor ya. Yani ya nasıl olur ya, bir anne nasıl çocuğunu bırakır ya filan deniyor hani. Şimdi şöyle düşünün, geçenlerde bir video yayınlandı. Ben de onu paylaştım. Hatta işte yerinde dayak terbiyedir diye paylaştım Twitter'da. Artık annesini tartaklayan bir çocuk var. Yaşı 18-19 filan. Bursa'da mı bir yerde böyle. Kadın çocuğunun karşısında böyle bekliyor. Amcası geliyor, babası geliyor, çocuğu dövüyorlar. Yani bir anne ne kadar kötü olursa olsun çocuğunun canının yanmasına razı olmaz. Çocuk yerde babası ve amcası tarafından dayak yiyor, dövülüyor. Haklı bir şekilde dövülüyor. Annesine çünkü vurmuş sahnenin öncesinde. Kadın kıpırdamıyor. Yani bir annenin evladının canının yanmasına razı olması artık tükenmişliğini gösteriyor. Veya bazen görüyoruz çocuk uyuşturucu satıcısı filan veya müptelası içiyor sürekli evde. Anne polise ihbar ediyor artık. Niye? Kurtulmak istiyor. Evladından kurtulmak istiyor. Çünkü o malı bulamayınca geliyor, para verdi, annesini dövüyor. Komalık ediyor. Bir tanesi vardı Bağcılar'da işte. Krize girip annesinin kafasını kesip camdan aşağı attı. Sonra çocuğun kolundaki dövmelerde canım anam yazıyor. İşte canım anam dövmesi yazdıran bir çocuk krize giriyor. Para bulamayınca annesinin başını kesiyor, sokağa atıyor. Böyle bir sahne var. Ha işte kıyamette anne yavrudan kaçacak ya, bak işte daha burada başlıyor kaçmaya. Kıyamette ya Rabbi al bunu at cehenneme, beni kurtar diyecek. Bu sahne hani aslında böyle sıradan bir toplumken biz anlatıldığında ya nasıl olur anne evladını nasıl bırakır deniyordu ya, işte al sana, anne daha cehennemi görmedi. Anne daha Allah'ın hesabını, azabını görmedi. Görmeden bırakıyor artık evladını. Bu noktalara geldi çünkü. Bu yüzden bizim niçin evlat sahibi olduğumuzu veya niçin evlat sahibi olmak istediğimizi yeniden masaya yatırmamız gerekiyor. Bunu tekrar tekrar düşünmemiz gerekiyor. Hata yaptığımız yerde, evladımızı kaybettiğimizi düşündüğümüz yerde ne yapacağız? Mesela birkaç ben burada ayet-i kerimeler ve bazı hadis-i şerifler aldım. Onlarla ilgili hani bir ders yaparız diye düşündüm ama konu buralara geldi. Bu hususta mesela Lokman Aleyhisselam hikmet ehli zat olarak bilinir. Onun tavsiyelerini Kur'an-ı Kerim hep anlatır. Şimdi oğluyla bir sahnesi var. Bakın oğluna Lokman Aleyhisselam şöyle bir şey söylüyor. وَاِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ Lokman oğluna وَهُوَ يَعِذُهُ vaaz ederken, nasihat ederken, düşünün bir babayı düşünün. Hani oğlum gel bakayım buraya. Artık büyüdün, adam oldun ha. Gel al şu çayı da otur bakayım karşıma. Dediği bir sahne vardır ya. İlla ki konuşmak için kendinize hazırladığınız bir sahne vardır evladınıza karşı. Sen kafayı sallama. Baban seninle konuştuysa olabilir. Hani babanın böyle gel oğlum otur bakayım karşıma, sen artık adam oldun, seninle biraz konuşalım dediği sahneler var yani. İşte Lokman Aleyhisselam böyle yapıyor. Gel diyor karşıma, otur bakayım diyor. Ya Büneyye. Bakın ifade Ya Büneyye. Ey oğulcuğum. Şşt pşt, gel lan buraya. Yok. Mesela. Otur bakayım şuraya. Yok. Yani Kur'an-ı Kerim aslında ben Ya Büneyye ayetlerini ders yapmak istemiştim ama bakalım ders nereye evrilecek bilmiyorum şu an. Lokman Aleyhisselam çağırıyor. Ya Büneyye. Ey oğulcuğum diyor. Yani bir kere düşünün ya. Kaç defa şu an bir iç muhasebe yapın. Oğlunuza
oğulcuğum mu geçtim, oğlum dediniz. Yani hesap edin bakalım. Kaç defa evladınıza oğlum, canım kızım, canımı da geçiyorum, kızcağızım, güzelim, kaç defa dediniz acaba? Şimdi bizim toplumda hani bunlar ayıp karşılanan şeylerdi. Hatta işte babanın yanında çocuk sevilmez gibi böyle şeyler, adetler falan vardır ya. Veya birileri varken çocuk sevilmez yani. Halbuki Aleyhisselam Efendimizin torunları Hazreti Hasan'ı, Hazreti Hüseyin'i böyle sırtına çıkarıyor, alıyor kucağına, boynunu öpüyor, şurasını öpüyor, Reyhan'ım diyor. Hani Reyhan kokulu bitki ya, koku veren. Şuralarını öpüyor, Reyhan'ım diyor. Karşısında Hazreti Ömer gelmiş bir şey soracak. Hazreti Ömer'i düşünün böyle. Duygularını çok yansıtmayan, belki de duyguları alınmış bir adam yani. Allah korkusu dışında. Çünkü onu ağlatan tek şey Allah korkusu. Allah'ı hatırlayınca ağlıyor. Hani kafasını koyduğu toprağa çamurlatana kadar ağlıyor. Onun dışında ama böyle biraz daha katı yüzünü gösteren insanlara. Ömer gelmiş radıyallahu anh aleyhisselam. Onlarla oynuyor böyle. Ya sen peygambersin, sen işte bir devletin idaresisin, bir ordunun başısın. Çocuklarla oynadın mı filan demiyor aleyhisselam efendimiz. Ve düşünün Lokman aleyhisselamın işte buradaki ifadesi ya büneyye, ey oğulcuğum. Yani bu sahneyi bir düşünün. Siz kaybettiğiniz, yetiştirmediğiniz veya yetiştiremediğiniz diye veya bundan adam olmaz diye böyle kenara silip attığınız evladınıza kaç defa oğulcuğum dediniz? Kaç defa? Ve belki de üst üste yanlış yapmasına rağmen onun da sahnesi az sonra gelecek. Hadi şimdi sürekli başarı sağlayan, sürekli takdirlerle her okul dönemini başarıyla bitiren, her girdiği sınavı çok iyi puanlarla bitiren bir çocuğu aslan oğlum diye sevmek kolay değil mi? Yaramaz çocuğunu, senin gözünde işe yaramaz, senin gözünde bundan adam olmaz denen çocuğunu bu şekilde sevebilir misin? İşte onun acaba, bu çocuk böyle sevilir mi acaba ya da hiçbir şekilde ipe sapa gelmiyor, hiçbir şekilde adam olmuyor senin tabirinle. Bu çocuk sevilir mi artık yani? Hiçbir şey hak etmiyor senin nazarında. Ama Lokman aleyhisselam, ya büneyye, la tuşrik billah, Allah'a şirk koşma. Ey oğulcuğum, Allah'a şirk koşma diyor. İnne şirke le zulmun azim. Çünkü şirk çok büyük bir zulümdür diyor. Şirk çok büyük bir zulümdür. Bir babanın evladına nasihatinin böyle en can alıcı noktası, aman bak Allah'ı Allah bil, Rabbini Rabb bil. Şimdi bu ayet-i kerime ile alakalı Müslim'de bir rivayet var. Sahabe-i kiramın bir endişesi başlıyor. Bir başka ayet-i kerime nazil olduğunda lemme nezale ellezina amenu ve lem telbisu imanuhum zulmi. Allah-u Teala şöyle bir ayet-i kerime indiriyor. O kimseler ki iman ettiler ve bu imanlarını zulümle kirletmediler diye bir ayet-i kerime iniyor. Bu ayet-i kerime şakka zalike ala ashabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve kalu eyyuna lem nelbes imanahum bizulmin. Bu ayet-i kerime nazil olunca sahabe-i kiram çok zorlanıyor. Yani içimizde hangimiz iman ettikten sonra kirlenmedi ki? Kim bir zinanın bakma yoluyla bile olsa, dokunma yoluyla bile olsa, düşünme yoluyla bile olsa veya bir başka günahın veya bir başka imtihanın ucundan dönmedi ki diye sahabe-i kiram, yani biz iman ettikten sonra o imanı zulümle kirletmeyen birileri değiliz. Bu çok zor bir şey, çok ağır bir şey diye kendilerini heba edecek noktadalar ve bu noktada aleyhisselama bunu soruyor. Ey Allah'ın Resulü, kim ki iman edip de imanını zulümle kirletmesin ki? Onlar zulümden neyi anlıyorlar? Onlar zulümden günaha düşmek anlıyorlar. İman ettiğin halde hata yapmak olarak anlıyorlar. Ama aleyhisselam efendimiz diyor ki ennehu leyse bizzalik. Bu böyle değil ki. Siz Lokman'ın oğluna söylediğini duymadınız mı? Hani inne şirke le zulmün azim. Şirk büyük bir zulümdür. Ayetini anlamadınız mı diyor. Bu odur diyor aleyhisselam efendimiz. Yani şirk büyük bir suçtur, büyük bir zulümdür ve bir baba evladına aman evladım sakın şirke düşme, Allah'a karşı sakın sakın bu hataya bulaşma diye ikaz ediyor. Hadi bu çağrıyı tuttu diyelim bu evlat. Babanın övdüğü, babanın sözünü tuttuğu bir evlat. Buna ya büneyye denebilir.
bu yağ bünyeyi alır. Peki, hani az önce söylediğim gibi, sizin nazarınızda adam olmaz bir adam var, bir çocuk var. Hep sizi üzmüş, evlendirmişsiniz, onu bile becerememiş. Yani diyor ki adam, ya hocam diyor, istediği kızı aldım, istediği eşyayı aldım, istediği yerde düğün yaptım, istediği arabayı aldım, istediği evi tuttum, faturalarını bile ben ödedim, o tuttum. Beceremedi diyor ya, onu bile beceremedi diyor. Ondan da boşandı, rezil oldu, rüsva oldu, işte eşyaları sattı sonra, geldi tekrar benim yanıma, işte bekar mı evli mi belli değil. Adam böyle, işe koydum çalışamadı, oraya gönderiyorum beni rezil ediyor, bir topluma giriyorum, bana ondan soruyorlar, yüzümü kaldıramıyorum. Yani böyle adamın gözünde kaybetmiş oğlu kaybetmiş yani. Adamın gözünde tutturamamış yani, başarılı olamamış yani bu. Bu çocuk şimdi alınıp da oğulcum diye sevilir mi? Adam görmek istemiyor ya. Hani adam çocuğunu görmek istemiyor. Hani çocuğun eve geliş saatlerinde adam uyuyor. Adamın gidiş saatinde çocuk yataktan kalkmıyor filan. Hani aynı evde saklambaç oynuyor baba oğul birbirini görmemek için. Adam yani artık bıkmış ya böyle. Ama mesela böyle bir sahnede bakalım buna nasıl hitap edilmesi gerekiyor. Şimdi Nuh Aleyhisselam'ı düşünün. Nuh Aleyhisselam 950 sene insanlara Allah'a inanın, şirk koşmayın diye nasihatlerde bulundu. Sonra Mevla Teala bunların düzeleceği yok Nuh, sen bir gemi inşa et demeye başladı. Allah Teala bir azap gönderecek bu topluluğa. Bir gemi inşası var ve gemi inşası tamamlanıyor. Nuh Aleyhisselam kendisine inananları alıyor, koyuyor gemiye ve artık gök boşalmaya başlıyor. Yerden su kaynakları fışkırmaya başlıyor. Gemi yavaş yavaş suyun kaldırma kuvvetiyle, etkisiyle hafiften yol almaya başlayınca وَنَادَى نُوحٌ اِبْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ Nuh Aleyhisselam oğluna, o böyle bir yere ayrılmış. Şimdi düşünün, babanız gidiyor, onunla inananlar gemiye biniyor ve babanızın çağırdığı Allah'a, dine siz yüz çevirmişsiniz. Belki şimdi biz onun yaşıyla ilgili bir şey bilmiyoruz ama hadi 700 senelik belki baba oğlu ilişkisi var arasında. 700 sene, 500 sene bilmiyoruz o rakamı biz. Ama Nuh Aleyhisselam 950 sene peygamberlik yaptı. Onlara tebliğde bulundu. Çocuğu da ileri yaşlarda. Belki 700-800 sene babasının oğluna, oğlum iman et. Bak hani ya sen benim için utanç sebebisin ya. Ben sokağa çıkıyorum, insanları Allah'a çağırıyorum. Senin oğlun da inanmıyor ki diyorlar. Yani senin bir kere oğlun kabul etmiyor ki. Mesela düşünün. Böyle bir imtihanı Nuh Aleyhisselam'ın bu. Nuh Aleyhisselam gemiye biniyor. Gemi hareket etmeye başlıyor yavaştan. İşte o da kenara çekilmiş. Tepelere çıkmaya çalışıyor. Dağın tepesine çıkmaya çalışıyor. Nuh Aleyhisselam da oğluna sesleniyor. Ya buneyye irken man. Ey oğulcuğum bizimle bin. Ya düşünün. Sizi 700 sene, 800 sene kabul etmemiş. Reddetmiş. Hatta sizin davanızı baltalamış. Yani ya şimdi toplumun Nuh Aleyhisselam'a tepkisini şöyle bir tahmin edin. Nuh sen çok düzgün bir şey söyleseydin senin oğlun sana inanırdı ya. Hani koynundaki karı sana inanırdı diye tepkiler var Nuh Aleyhisselam'a. Bu sahneye rağmen Nuh Aleyhisselam ya büneyye diyor yine. Ey oğlum, oğulcağızım diyor. Gel bizimle beraber şu gemiye bin. Tabii o ben yukarılara çıkarım, kurtulurum deyip bu olup gidiyor. Ama son ana kadar babanın, bir nebi olan babanın evladına karşı hala duruşu aynı. Ya büneyye. Hani demin söyledim ya, her dönem takdir alan çocuğu oğulcağım, oğulcuğum diye sevmek, aslan oğlum diye sevmek kolay. Sen her dönem sonu bütün karneye bir olan çocuğunu oğlum diye sev bakalım. Bu esas işte mesele. Yoksa başarılı çocuğu herkes sever. Eve para getiren çocuk herkesin gözünde iyidir. Ama evden parayı götüren, hayırsız, babasının diktiği ağacı baltalayan çocuğu sevmek problem zaten. O çocuk zaten yani kazanılması ihtiyaç duyan bir şey. Zaten öbürü zaten kendi kendine hayatını kurtarıyor. Ha, öyle ki mesela çocuk güzel bir işe girmiş, iyi para kazanmış, düğün yapıyor, hiç masraf yaptırtmıyor babasına, annesine. İşte onlar da bir misafir gibi geliyorlar düğüne. Bu çocuğu herkes takdir eder. Bu çocuğu herkes oğulcağızım diye sever. Herkes güzel aslan oğlum diye sever. Esas mesele işte evlendirip odasına sokuyor.
Onu bile beceremeyen adamı sevmek problem. Peki, yani dikiş tutmayan bir profil var karşımızda. Gemiye de binmiyor, kenara çekilmiş. Oğlum gel şu gemiye, kurtul, bizimle beraber ol diyor babası. Yok diyor, ben yukarılara çıkacağım, seninle ben ne işim var orada diyor. Gelmiyor mesela. Ama Kur'an bize işte burada bile Nuh Aleyhisselam'ın ya Buneyye ifadesini anlatıyor. Oğulcağızım diyor yine orada. İşte bugün sokaklarda kaybolan neslin en büyük problemi baba profili. Onu kucaklayan bir baba profili yok. Mesela hacı abi sakallı, camiden, namazı camiden dışında kılmaz. Kızını da küçük yaşta göndermiş medreseye. Bak bu misalim vukuda var. Var olan şeyi anlatıyorum size. Yaşanmış bir şey anlatıyorum size. Kızı göndermiş, kız hafızlık yapmış, çarşaf giymiş, medrese okumuş. Bir şeyler olmuş, ayağı kaymış kızın. Bir şeyler olmuş. Bu kız çarşafı çıkarmış. Vücudunda dövme olmayan yer yok. Hafız kız. Anası babası teheccüd ehli. Şu an bunlar, yani şu an bu vakada var yani. Aramızda yaşıyor bunlar. Ya ben bir tane şahit olduğumu anlatıyorum size ama bunun misali çok. Kızın vücudunda dövme yapılmamış yer yok. Yani kızı görsen estağfurullah demeden bakamazsın. Giyinmiyor çünkü. Ve babası kızı atmış kapıya. Yani çarşafı çıkardı diye atmış kapıya. Ya kız işte kendine kalacak bir yerler bulmuş. Ama kız bir gün o eve geri döndüğünde, yani nereye atıyorsun sen evladını, nasıl, hani Nuh Aleyhisselam işte. Yani gel gemiye bin diyor son dakikaya kadar. Sen evladını atabilir misin? Atmış bu adam işte. Benim namaz kılmayan kızım olmaz. Benim çarşafı çıkaran kızım olmaz. Ulan ben seni kursa gönderdim, hafız ettim, sen namaz kılmıyorsun, git benim evimde, yaşam hakkın yok diye sen çocuğunu itersen, çocuk geri geldiğinde, hani belki çarşafı çıkardığında üsturuplu giyiniyordu, şimdi giyinmiyor ama yine evine geldi senin. Ve sen ne yapacaksın? Belki başa neler neler geldi, döndü geldi eve. Şimdi adam sabah namazına camiye gidiyor, adam evden çıkınca kız barlardan eve geliyor. Bu adam bu kadar olaydan sonra hala da kızını karşısına alıp da güzel kızım sen benim hala kızımsın. Ne yaşarsan yaşa sen benim kızımsın diye onu bağrına basmıyor. Basmadıkça bu daha fazla dışarıda arıyor. Babanın vermediği sevgiyi. Bakın evladınızı, özellikle kız babalarına söylüyorum. Kızınızı sevmezseniz bir baba olarak kızınıza normal yoldan bir erkekten duyacağı sevgi sözlerini sizden duymazsa, hani keko dedikleri tabirler var ya, ilk kekonun seni seviyorum demesine aldanır kanar, gül gibi kızlarınız tinercinin, balicinin elinde heva olur gider. Ve oluyor da. Ve oluyor da. Yani bu 2-3 gün önce yine sosyal medyada bir tane kız şunu paylaşmış. Herhalde yine bu işte serseri takımından bir sevgilisi var. Sonum ilk dur gibi olacağını bilsen bana gel desen gelirim diyor. Hani ilk dur o surda kesilen kız. Ya böyle niye? Çünkü bu kız bir şey arıyor. Ne arıyor? Sevgi arıyor. Bu kız sevgi arıyor. Sevilmeyi arıyor. Sen kızına bir çiçek götürmezsen, yani kızın çiçek almayı senden görmezse, ona ilk çiçek getiren seri katile bile aşık olur. Ya kadın böyle bir şey. Kadın sevgi gördüğü, ilgi gördüğü yere meyleder. Böyle. Mesela yani kadınların aldatmalarının altında yatan şey de bu. Yani bugün şimdi kocalar kadınlarını, karılarını aldatıyorlar. Değil mi? Kadınlar aldatmıyorlar mı kocalarını? İki misli, üç misli. Gizli kalıyor bunlar çünkü. Ama uzmanlar diyor ki kadınların aldatması daha fazla. Peki kadının, bak, erkek niye aldatır? Karısından daha güzel bir kadın görmüştür, o yüzden aldatır. Erkeğin mantığı bu. Erkek kadına, hani şey gibidir erkek ya. Erkek biraz daha hayvanidir bu noktada. Hisleri onun, hani şehvet onu alır götürür. Duygusal bağ kurmasına gerek yok. Hanımından çirkin de olsa bir kadın ona bir hafif bir güler yüz gösterse, hafif böyle bir hani ona ilgi duysa, iyi der, bu kadın da beni seviyormuş der, gider. Gelir.
Erkeğin aldatması için bir bahaneye ihtiyacı yok. Ama kadın kocasını aldatıyorsa, aldattığı noktadaki temel nokta, kadın kocasından ilgi görmemiştir. Ona ilgi gösteren adama aşık olur. Kadının doğası bu. O yüzden siz evlatlarınızın içinde o sevgiyi, olması gereken o ilgiyi, alakayı bir baba olarak, bir anne olarak göstermezseniz, işte ilk gösteren kişinin uğruna takılır gider, peşine gider. Ondan sonra da artık sana kefeni mi gelir, cenazesi mi gelir, dövmeli bir hani atlas gibi vücudu olan bir şekilde mi gelir, Allah bilir. O yüzden evlat noktasında, evlat yetiştirme noktasında, yani şu takkeyi bir önümüze koyalım, düşünmeye başlayalım. Biz nerede hata yapıyoruz? Ya mesela diyor ki anne baba şundan çok şikayet eder. Çocuk 18 yaşına gelmiş. Sokağa çıkacak. Akşam olmuş. Erkek çocuğu bu. Yani toplumda kız çocuğu sokağa gönderilmez o saatte. Ne işin var? İlk cevap şu. Çocuk kapıya gidecek. Ne işin var? Anne işte arkadaşlarla oturacağım. Ne arkadaşı bu? Otursana evinde. Biz insan mı yiyoruz? Otur şurada. Yüzünü görelim. Ya güzel anneciğim, güzel babacığım, hacı abi, hacı anne. Bu çocuk zaten senden sıkıldığı için arkadaş ortamına gidiyor. Niye? Çünkü sen onunla bu evde kalmasını sağlayacak bir şekilde diyalog kurmuyorsun ki. Tamam, ben bak herkesin bahanesini anlıyorum. Adam zaten akşama kadar çalışıyor, yorgun argın geliyor. Bir de ayakta 2 saat otobüsün sıkış tıkış içerisinde geliyor. 6'da çıkıyor, 8'de evde. Ertesi gün tekrar 6'da evden çıkacak, 8'deki işine varabilmek için. Hayat şartları zor. Bunları anlıyorum. Hak da veriyorum. İşte adamın bir saat dinlenme şeyi var. Yemekten sonra televizyon karşısına uzanacak böyle. Yarı uykulu, yarı işte izleyecek şekilde koyacak bir tane film oraya. Ona bakacak. Çocuk peki? Ama çocuk böyle değil. Şimdi senin son enerjin televizyonun karşısında uyumaya kaldı ama bu çocuk 18 yaşında, 20 yaşında. Yani sırtına yükle 20 kilo çantayı, çıkar daha çıksın. Ama bu çocuğun bu enerjiyi atması gereken bir, hani boşaltın da yapması lazım bu çocuğa. E sen bu değilsin. Çocuğa sağlıklı bir ortam sunmuyorsun. Zaten seninle eğlenceli vakit geçirse sokağa çıkmayacak bu çocuk. Sokağa niye çıkar bir insan? İçeride olmayanı aramak için. İnsan dışarı niye bakar? İçeride olmayanı aramak için. Sen alaka, ilgi sunmazsan, yani ortak aile vakti kuramazsan, bu kitap okuma olur, film izleme olur, ne olursa olsun ortak bir saatin yoksa senin çocuklarınla, ailenle, eşinle, sen o ailenin reisi değilsin. Seni bak adam ne diyor? Çocuk, bu katil çocuk işte, odasına giriyorduk diyor, hemen bilgisayarı kapatıyordu, bizden bir şeyleri gizliyordu. Yahu mübarek adam, 1 sene, 2 sene bu böyle geçmiş. Hiç mi merak etmedin bu çocuk ne yapıyor burada diye. Sen zaten baba olarak çekiliyorsun çocuğun önünden. Profil olarak siliksin zaten. Çocuğun kimin karşısına geçiyorsa YouTube'da, Instagram'da, onların çocuğu haline geliyor. Onlar ne derse onu yapıyor. YouTube'un yetiştirdiği bir nesil var şu an karşımızda. Anne babalarının nesli değil. YouTube'daki o işte influencerların, bilmem işte YouTuber'ların yetiştirdiği nesil var şu an karşımızda. Bu çocuklar onların eseri. Niye? Çünkü sen çocukla ortak dil kullanamıyorsun. Çocuğu anlamak bile istemiyorsun. Çocuk diyor ki baba beni anlamıyorsun diyor. Oğlum anlayacak neyin var senin diyor. Ya çocuk, yani işte 20 yaşında bir çocuk diyelim. Bir kızı sevmiş. Kız da buna bakmamış. Veya baksa da ne olacak? Sonu yok bu işin. Anlamaya çalış ya. Sen 20 yaşında baban seni evlendirdi, sen bunları bilmiyorsun. Bir şu sokaklarda işte bir kızı sevmenin ve cevap alamamanın, kızın seni sevmemesinin ne demek olduğunu bilmiyorsun. Bunu yaşamadın sen çünkü. Sana köyde dediler ki aa bak şu senin karın olacak. Tamam tamam dedin. Ne yapacağım? Askere git gel dediler. Gittin geldin. İşte bir tane koyun kestiler. Kaynadı kazanlar. Sen işte gelin damat oldunuz. Bitti bu iş. Sevmedin, sevilmedin, gezmedin, tozmadın. Karşılık alamadın sevgine. Nice gençler sevdiği kızın karşısında cevap bulamadığı için yok olup gidiyor.
kızı istiyor. Yani mesela yakinen tanıdıklarım da var. Sevmiş, istemişler. Biz buna kız vermeyiz demiş ailesi de, kızın ailesi. O da haklı diyelim. Hani baba da haklı, tamam, ona bir şey demeyelim. Bu da şimdi kızı alamadı diye kendini artık içkiye mi veriyor, nereye veriyorsa aklını oynatıyor ya. Yani sokaklarda böyle deli diye, meczup diye gezenlerin hayatlarını araştırın. Bir yerde böyle bir kızı sevmiş de alamamış erkeklerin aklını oynatması falan var yani hep ortada. Ya biz Leyla ile Mecnun'da bile Mecnun'u kutsallaştırmıyor muyuz delirdi diye? Kızı sevmiş, Leyla'yı vermemişler, çöle gitmiş, delirmiş, meczuplaşmış. Oğlum kızım yok, git başka kızı al. Hani ama bu öyle değil işte. Yani senin mantığın öyle. İşte çocuk sevdalanmış mesela birine, istiyor. Baba diyor ki, baba diyor ki, oğlum yani o olmadıysa başkası olsun diyor ama anlamıyor çünkü baba. Baba bunu yaşamamış. Anlamıyorsan da anlamaya çalış. Tamam oğlum de en azından. Onu al karşına oturt. Yani çocuk mesela seninle bu konuyu paylaşamıyor. Gidiyor bunu anlatacak birine, yani bu çocuk dertli, dert yüklü bu çocuk. Dışarı gidecek, anlatacak birilerine. Ama sen bu çocuğu anlama noktasında itersen, kapılarını kapatırsan, işte maddede mi ayılır, içkide mi ayılır, bambaşka yerlerde mi, fuhuşta mı ayılır, Allah muhafaza artık. O senin artık kapattığın kapı. Ne çıkarsa bahtına yani artık orası. O yüzden evlatlarınıza kötü de olsa, sizin evlatlarınız, sizin çocuklarınız, sizin yetiştiremedikleriniz, sizin yapamadıklarınız, sizin kaybettikleriniz bunlar. Nuh Aleyhisselam misali, en kötü, en şerli çocuğuna bile ya büneyye demeden geri kalmadı. Çünkü Nuh Aleyhisselam son ana kadar oğluna kucak açmasaydı, onu çok iyi biliyor, ben oğluma kucak açmazsa küfür onu kucaklıyor zaten. Bunun farkında Nuh Aleyhisselam. O yüzden son saniyeye kadar ya büneyye diye yalvarıyor. Senin ittiğin, senin kucaklamadığın, çocuğunu dışarıda kucaklayan insanlar, akımlar, pislikler var. O yüzden ne olursa olsun çocuğunuza sahip çıkın. Sizin çocuğunuz, evladım ne olursa olsun arkandayım, ben senin yanındayım deyip onun düştüğü çukurdan, bataktan, kara sevdadan, başka bir dertten sizinle beraber çıkabileceğine o inancı verin ona. Yoksa baba ayrı bir telden, evlat ayrı bir telden hayatlar böyle gidiyor. Ve yani şu noktada işte katil de, o yolda giden de, o yolda öldürülen de, ölen de, maddeyi satan da, maddeyi kullanan da hep birilerinin kayıp çocukları, yetik çocukları. Bu yüzden bize ders Peygamber Aleyhisselam'ın tavrı. Onlar evlatlarına bu şekilde davrandılar. O yüzden evladınızı ittiğiniz, ona kapıyı kapattığınız her yerde sizden yiten bir çocuk olduğunu unutmayın. Bunlar hani bizim ardımızdan yedi oylahuma dua edeceklerdi de ben amel defterimi kabirde kapatmayacaktım. Bu hayallerle çocuk sahibi oldum. Bak şimdi çocuk benim azap sebebim oldu. Ölüm sebebim oldu, felç sebebim oldu diyor insanlar. Ama niye? Çünkü temelde, niyette biz evlat sahibi olmanın niyesini, niçinini ıskaladık, unuttuk, bir hatırlamıyoruz. Allah rızası için neslimizin sürmesini ve ardımızdan bize hayır dua etmesini hedeflediğimiz bir çocuk yetiştirme metodu koptu gitti. Anneler bu noktada çocuklarıyla ilgilenmiyor. Telefonu veriyor eline, tableti veriyor eline. 3 yaşındaki çocuk Instagram'dan ders kaydırıyor. 3 yaşındaki çocuk. Yani tabii şu da var. Bizlerin sınırı belliydi. Mesela benim çocukluğumda, hani çocukluğum yaşadığım evin önünde böyle bir dönüm kadar bir alan vardı. Oyun alanı vardı binanın önünde. Dörtte bir duvar vardı. Annem oraya çıkmamıza izin verirdi. Oynayın derdi. O da dördüncü kat camdan bakardı. Bizim sınırımız belliydi. Dört duvara çıkmayacaksın. Zaten dört duvarın içerisinde onun kontrolünde. Dördüncü kattan bakıyor çünkü oradan. Arka bahçeye bile gitsek gözünden kaybolunca hemen sesleniyor filan. Bizi böyle otardı yani. Ama şimdi sen sınır çizemiyorsun ki çocuğun eline. Hocam işte YouTube'un çocuk bölümü var. Ona YouTube Kids veriyorum. İşte akıllı telefonda şey var. Çocuk kontrol bölümü var. Yok öyle şeyler yani.
onlar kurtarmıyor artık. Senin bugün sınırını çizebileceğin alan çok büyük. Sınırını çizebileceğin alan çok büyük. Tableti veriyorsun da oyunların içerisinde zaten subliminal mesajlar var. Çocukların zihinleri yok oluyor. Tablet nesli var karşımızda. Telefon oyunlarının yetiştirdiği bir nesil var. Ve insan bakın şöyle bir şey var. Bu işte o 20 saniyelik videoları kaydırıyorsunuz ya. Bu artık bir yerden sonra 5 saniyeye düşüyor. Şu an algı, insan algısı 3 saniyeye düştü. Bu video kaydırmakta. Otur abi karşıma, sen de bir şey konuşacağım dediğinde eskiden bir 15-20 dakika soluksuz konuşabiliyordun, anlaşabiliyordun. Şimdi artık 3 saniyede karşıdakini yakaladın mı yakaladın, yoksa gitti. Niye? Çünkü insanlar aptal oldular kaydıra kaydıra. Zihin çünkü sadece görüp bitecek, görüp bitti. Gördüğü kareye odaklanıyor artık. Arkasını beklemiyor. Hemen yenisi gelsin istiyor. Niye? Çünkü birkaç yıldan beri insanlar değil mi? Böylesiniz çocuklar. Reels kaydırıyorsunuz. Tamam, siz kaydırmayın. Yani arkadaşlarınız kaydırıyor. O yüzden algılar kayıp, algılar yitik. Bugün 2 milyon insan işte üniversite sınavına giriyor. 100 bin, 150 bin kişi sıfır çekiyor. Oğlum adını doğru yazdın. Bir tane soruyu sallasan tutsan 10 puan alırdın yani. Nasıl yapıyorsun bunu? Algı yok çünkü ya. Bakın gerçekten söylüyorum. Bugün yani Türkiye'nin eğitimi bitti. Ortaokul çocuğuna röportajda soruyorlar. Diyorlar ya bu Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u kimden aldı? Bilmiyorum ki abi diyor. Oğlum bu ilkokul 4 konusu ya. 3 konusu belki. Yani sen ortaokuldasın. Liseli kızlara soruyorlar. Ya biz sayısalı bilmiyoruz, biz sözelciyiz diyor. Ulan 2 ile 2'yi de sordu sana, 2 çarpı 2'yi sordu. İntegral falan sormuyor yani sana. 2 kere 2'yi soruyor, biz sözelciyiz diyor. Ya sözelcisin de mal değilsin yani, bunu bilmen gerekiyor senin. Ama bugün eğitim diye bir şey kalmadı. Niye? Çünkü algılar buraya indi. O yüzden çocuğunuzun aptal olmasını istemiyorsanız, ki 3 yaşında çocuk çizgi filmi kırmızı balıkla yiyor. Bir yaşında bebek ya, ağzına annesi mamasını kırmızı balık kaçtı göle girdiği şarkısıyla yiyor. Ha başka türlü yediremiyorum diyor. Yalan konuşuyorsun. Anneler yalan konuşuyor. Niye? Peşinden gitmek istemiyor çünkü çocuğum. Ya çocuk hareketli çocuk, kalkınca ayağa ya çekmeceyi çekecek ya dolapları karıştıracak. Aman düzenim bozulmasın, çat kapı misafirim geldi de rezil olmayayım diye veriyor tablet önüne. Açıyor televizyonu, oturtuyor karşısına. Çocuk da böyle aptallaşıyor, böyle uyuşuyor, onu izliyor. Ya bir yerde artık 70 metre, 80 metre dairelerde yaşamaya mecbur bırakılmış insanlarız. Hani burada nasıl çocuk yetiştireceksin? O da ayrı bir mevzu. Çocuk koltuktan aşağı atlasa alt komşu alttan vurur. Koşturmaya kalksa yan komşular içeri gelir. Yani bu da bir zor durum. Yani çocuk yetiştirmenin sadece edep, ahlak yönü değil, sosyal ve maddi şartları da var bununla birlikte. Her türlü kuşatılmış bir noktadayız ama en azından hani birkaç nesildir apartmanlarda büyüyen çocuklar olarak, işte ben apartmanda doğdum büyüdüm, benim çocuğum apartmanda doğdu büyüdü filan. Hani birkaç nesildir apartmanda büyüyen nesiller olarak en azından bazı şeyler artık oturdu. Ama şu çocuğu ekrandan, ekran bağımlılığından kurtarma noktası tamamen annelerin elinde olan bir şey. Annelerin tembelliğinden kaynaklı şeyler bunlar. Ama işte bu sorumluluğu, bu zorunluluğu almayınca da çocuklarınızı yetiştirenler YouTuber'lar oluyor. Kur'an, halbuki Allah-u Teala benim kitabımı onlara gösterin diyor. Aleyhisselam Efendimiz çocuklarınızı Kur'an ile büyütün diyor. Bugün Kur'an yerine işte Enes Batur muydu? Enes Batur muydu? O çocuğun yetiştirdiği ne? Enes Batur. Bak. İşte Enes Batur'ların büyüttüğü bir nesil var karşımızda. Bakın gülüyoruz ama ağlamamız gerekiyor. Bu çocuklar işte bakın yani benim oğlum ya falan diye getirdikleriniz var ya size ait değil. Zihinleri size ait değil. Onların zihinleri sizin çocuklarınız olarak kayıtlı değil. Kimin karşısında oturuyorsa ekranda onların çocukları. Maalesef. Mevla Teala bizi bundan kurtarsın. Mevla Teala evlatlarımızı bizlere ahiret azığı şeklinde yetiştirmeyi nasip eylesin. Mevla Teala şu düştüğümüz cendereden bizi Kur'an ve sünnetin ışığıyla uyandırsın. Amin. Mevlamız evlatlarımla karşı
beceremediğine rağmen, becerememesine rağmen evlatlarına karşı peygamberler gibi ya bu neye oğulcuğum, kızım ayağına kalkıyor peygamber aleyhisselam Fatma annemizin. O odaya girince ayağına kalkıyor. Kızının ayağına kalkıyor. Böyle bir sevgi sunuyor. Yani şimdi düşünün, bir doçent arkadaşım var benim. Bazen böyle 10-12 yaşında falan bir kızı var. Bazen böyle selfie çekilip bana atıyor. Gül almış. Sinemaya gitmişler falan. Kızına gülü verirken fotoğraf çekilip bana atmış. Hocam diyor, çiçeğini benden alsın. İlk çiçeği babasından almazsa diyor, ilk kekonun verdiği çiçekle bu kız aşık olur gider. Sinemaya ilk defa babasıyla gitsin, kafaya ilk defa babasıyla gitsin diye böyle güzel yetiştiren bir abimiz. İşte biz eğer bu boşlukları doldurmazsak, bizden görmezse, işte gördüklerine gidiyor insanlar. O yüzden Peygamber Aleyhisselam'ın yaptığı gibi kızına karşı, evladına karşı sevgi dolu, o içine Allah'ın koyduğu fıtraten bile var olan o sevgiyi yansıtabilmeyi bize nasip eylesin. Evlatlarımız bizlerin dünya ahiret yüz akı olmasını bize nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Varsa sual hocam. Evet, kıymetli hocamıza çok teşekkür ediyoruz hocam.